Yeşil Mitdağ'ın yamacında, adının hakkını vererek yeşil bir dereyi andıran görüntüsünün yanında, tertemiz havası, rengarenk doğası ve güler yüzlü insanlarıyla bir masaldaymış hissi yaratıyor Yeşildere Köyü. Güneşin doğuşuyla yemyeşil köy sarı ışıklara bürünüyor ve Yeşildere'de gün başlıyor. Burada geçirilen ilk dakikalardan itibaren köyün ruhu insanın içini ısıtıyor ve şehrin tüm gürültüsü kargaşasının aksine akrep ve yelkovan birbirini daha yavaş kovalamaya başlıyor. Yeşildere'nin taş duvarlı eski evleri arasında şimdiki zaman duruyor ve sonu hep yeşilliğe açılan sokaklarında yaşamak kelimesi daha derin, huzurlu anlamlar kazanıyor. Sabahın ilk saatlerinde sokaklardan geçen, traktörlerle tarlalarına giden köy halkının arı gibi çalışkan olduğunu anlıyoruz. Bu sırada biz de soluğu köyün muhtarı olan Halil İbrahim Bey'in yanında alıyoruz. Ve köy tarihiyle ilgili araştırmalarını dinliyoruz. Merkez Yeşildere Köyü muhtarıyım. Daha önce Türkiye Elektrik Kurumu'nda çalıştım. 27 sene önce emekli oldum. Şu anda köyün muhtarıyım. Yaşım 70. Köyümüzün tarihi benim mezar taşlarından araştırdığıma göre Osmanlıca, eski Türkçe bilen kişilere okuttum orada mezar taşlarını. Ölüm tarihi, doğum tarihi 1750-60 bu civarlarda birkaç tane mezar taşından okudum. Oradan yorum yapıyorum. Köyümüzün tarihini 250 yıllık veya 300 yıla yakın. Öyle tahmin ediyorum çünkü mezar taşlarından. Eski adı Kudurgül olan, günümüzde Yeşildere adını kullanan köy, Uşak merkeze 12 kilometre uzaklıkta. Muhtar Halil İbrahim Bey'den öğrendiğimiz üzere, köy yaklaşık 250-300 yıl öncesinden bu yana varlığını sürdürüyor. Köyün Yeşildere adını almasının da bir hikayesi var. Gelin bir de bu hikayeyi dinleyelim. Köyümüzün adı daha öncelerde göçer olarak Kudur Süleyman diye bir göçer, yörük diyelim. O gelmiş. Aşağıda bir çeşme var. Çok eski. İsmini oraya vermiş. Köyden önce yani köy kurulmadan önce o çeşmede. Bundan sonra bu köy kurulmuş. Adı Kudur Külköy olmuş. 1952 yılında o zamanın valisi, Uşak valisi köye ziyarete gelmiş. Bakmış şöyle, seyretmiş. Yukarıdan aşağı yeşillik görmüş. Bunun adını değiştirelim. Buranın adı bundan sonra Yeşildere olsun. Bu şekilde 1952 yılında köyümüzün ismi değişerek Yeşildere ismini almıştır. Yeşildere'nin sokaklarında dolaşırken bir koku çekiyor bizi. Kokunun geldiği yere doğru ilerliyoruz adım adım. Önünde kazanı, elinde kepçesiyle Döndü teyze karşılıyor bizi. Kokunun Döndü teyzenin kaynattığı pekmezden geldiğini öğreniyoruz. Ve başlıyor Döndü teyze bizlere pekmezin yapılış aşamalarını anlatmaya. Altını yakacağım. Kaynatacağım, ortası delinir. Ortası delindi mi söndürüyoruz. Ondan sonra yarın süzerin. Tekrar
toprağını şeyini alır mı süzülür. Dekmez olurum daha kere kaynatırım daha. Pekmezin yapılışını hayranlıkla izlerken dışarıdan gelen sesler işitiyoruz. Merakımıza yenik düşerek sese doğru giderken buluyoruz kendimizi. Ve sonunda pamuk tarlasını andıran kıvır kıvır bir sürü selamlıyor bu sefer de bizi. Köy halkının çoğunluğunun olduğu gibi geçim kaynağı bu tatlı koyun ve kuzular olan bir aile. Onların deyişiyle sürüsünü otlatıyor. Yeşil dereye uzaktan bakarken ezanı işitiyoruz. Allahu ekber. Namaz vaktiyle birlikte köyümüzün camisine ilerliyoruz. Köyün merkezinde bulunan Ulu Cami, 191 yıllık geçmişiyle hala daha inançlarını yaşatıyor buradaki insanlara. Yeşildere'nin tertemiz havası ve yemyeşil doğasında bir bardak çayın bile tadı bir başka geliyor insana. Köy halkı gibi sımsıcak çay bardaklara dolduruluyor. Çayın şekerini karıştırırken hayatın karışıklığı da uçup gidiyor. Çayın kokusu, çeşmenin sesi, zamanın akıp gittiğini hatırlatıyor gibi. Tertemiz havayı içimize çekerek durdurmak istiyoruz akıp giden zamanı. Renkleri değişmiş yapraklardan suyun üstüne düşen bir tanesi haber veriyor sonbaharın geldiğini köy halkına. Sonbahara hüzün mevsimi derler ama Yeşildere'nin sakinlerinin yüzü gülüyor. Hatta köyün en yaşlı dedesi Paşa Dede yerinde duramıyor. Köyün tarihi Dibek Taşı'nın yanında bir mani okuyor bizlere. Çeşmenin başına gelin kurmuş kazanı, ince dele vermiş çeki düzeni, sen gideli yavrum kalmadın köyün güzeli. Köyde haberler çabuk yayılır. Köydeki teyzeler de mani okumak için kameranın karşısına geçiyor. Sana diyorum aslan kuzum, senin gelin tutup. 15 doktor gelse yaramazdır, yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Köyün sokaklarındaki farklı farklı kapıların ne bayramlar ne ziyaretler gördüğünü düşünürken Huriye teyzeyi evine giderken yakalıyoruz. Yeşildere öyle bir köy ki evlerin kapıları bile yeşilliklere açılıyor. Rahmetli kocasından yadigar radyoyu açıyor Huriye teyze. Biz de onunla birlikte eskilere dalıyoruz. O sırada köyün tatlı mı tatlı Nazlı teyzesi de boş durmuyor. Yine yeşilliklerin içindeki mutfağında çalışıyor. Köyün sadece doğası değil, insanları da bir o kadar renkli. Yeşil önlüğü ile daha sonra merdivenlerden iniyor Nazlı teyze. Ağaçlarda ayvalar, narlar, yerde kabaklar, naneler. Toprakları da verimli Yeşildere'nin. Bu verimli topraklarda bir taraftan kış hazırlığı başlamış durumda. Soğuk kış günlerinde ısınabilmek için odunlar kırılıyor. Yazın hasat edilen patlıcanlar ise kurutulmak için ipe dizilmiş. Köyümüzün nüfusu kalabalık ama köyden çok şehirde oturuyorlar. Gelip gidiyorlar. Şu anda köyümüzün nüfusu 170 civarında oturan.
Genelde ebeviyenler, ihtiyarlar, ebeler, dedeler, ya biraz da gençler var. Çoğunluk Uşak'ta. Sokaklarda dolaşan kediler, köpekler, tavuklar ve horozlar tüm köyün çocukları gibi. Bize köyde yarın yine horozun ötüşüyle gün başlayacağını, mis gibi bir havaya uyanan köy halkının hayat rutinlerine devam edeceğini anımsatıyor. Biz de hayatımıza burada geçen güzel anılar, farklı deneyimler ve yeni insanlar ekleyerek Yeşil Dere'ye veda ediyoruz.